Sen belli. Niye çok çabalıyoruz Tolga abi? Bana öldü demeyin. Yapmayın. Gerizekalı. O teknoloji bir tek ananda var diyor. Ne kütür kütür güzel. Pasta. He. Tuğba'nın doğum günü şerefine burada biz de ayrıca bir kutluyor muyuz? İyi ki doğdun. Hey Tuğba. Burada hocam burada önemli olan diyorum tabii. Bakın koskoca dwarf'u gittik. Elf'le evlendirdik. Hemen hanım köylü olduğu için kulakları uzamış. Böyle de bir yavşaktır. Bak nasıl gülüyor bak. Hemen hanım köylü oldu. Bak hemen kulağı çıktı gülüyor. Ceren hemen davaysan. Ceren bizim o düğün günü çektiğimiz videoyu izlemiş. Videonun sonuna doğru gelini çağırıyoruz ya böyle. Gelin çağırınca hiçbirimiz kalkıp yer vermemişiz. Ceren kınadı beni. Dedi ki ne biçim adamlarsınız. Geldi kız oraya gelinliğiyle. Cevdet de yer vermedi. Siz de yer vermediniz. Hadi o damat hadi vermese sizin yer vermez lazım dedi. Ben böyle oldum. Ama biz şeyiz işte, bir denizde biraz daha uzağa yüzdüm. Ama biz eşitlikçiyiz. Mesela damat gelse ona da yer vermezdik. Aynı şekilde geline de yer vermiyoruz. Yani bu feminizm. Feminizm böyle bir şey değil mi? Feminizm benim nasıl bağladın? Feminizm herkesin kendine yakışanı giymesi ve kimsenin buna karışmaması. Evet. Sus lan pis. SJV. Hayır. Dur bakayım ne deniyor? SMJ. Dur be dur. SJ. Pis kanı temiz. Sen de pis kanı temiz. Bu ne? Bu bir elf. Bu bir insan. Bu bir cincüce. Cincüce mi? Ben Hugo'yum. Sen yarı elfmişsin. Ben yarı elfim. Ben annem elf, babam insan ya da tam tersi. Ben Hugo'yum arkadaşlar. Can Sungur gelmez dedi ki sen bir Hugo'sun dedi. Peki Sungur gibi olmuştun ama. Kulaklar sarkmış ya böyle abi. Mutsuz da duruyorsun küçük. Bir diyeceğim ben yanlış yapayım. Şey desene nereye çöp çöplüyoruz. Nereye çöp çöplüyoruz Tolga abi. Cama vuruyordu ya. Tolga abi vardı böyle 60 yaşında ama 20 gösteren herif vardı. Ne olacak? Yani 20 yaşındadır o zaman. Eski yıllar. Şimdi o zaman 90 olmuş. Hala bak yani. Şu anda Amerika'da program yapıyor. Amerika'ya taşınmış. Hala aynı amirim. O şey sesi var ya onun böyle çok güzel. Arkadaşlar sesim o kadar harika ki yapamadım. Evet, o seslere devam ediyor. Yani. Program mı yapıyormuş hala? Oranın egosunu mu yapıyor? Evet. Amerikan egosu. Hayır Amerikan egosu. Mesela Hugo işte en son ailesini kurtarıyor ya cadısıyla da. Ondan sonra belki de Hugo ve ailesi cadısıyla yiyor olabilirler mi? Saçma düşünüyorsunuz. Onlar ne ki onların besini yani falan. Vallahi... Hugo var mı? Hugo Goblin gibi bir şey galiba. İşte Hugo var mı? Hugo var mı? Yoda gibi hani o da kendi ırkının bütün ismini veriyor böyle. Hugo, Yoda, Yoda. Hocam yemede yanında yat diye bir tabir vardır ya. Bence cadısı için... Abi bir tane şu çizgi filmdeki çizimin bir yırtmacı var diye. Şu kadın hayatımızı ne kadar süsledi hayallerimizi. Bir şey diyeceğim. 2.05 boyu var. Güzel bir yüzü var. Uzun saçlar. Hugo'nun yanında uzun duruyor musun kadın? Aaa! 1.60 olmasın kadın canım? Şey, peki 1.60 kadınlar taşıyor mu? Oya Başar'a benzemiyor musun peki siz? Doğru. Oya Başar'ın gençliğine biraz benziyordu o cadısı. Doğru söylüyorsun. Peki Hugo efsanesi doğru mu sizce o... Hugo'nun da senin de ona koyayım dediği hikayeyi biliyoruz hepimiz de ya. Şehir efsanesi ben acaba? Doğru. Ben bu yaştan sonra bunun yalan olduğunu öğrenmek istemiyorum. Bir takım hayallere güvenerek büyüdüm. Bir takım hayatın tadı böyle çıkıyor. Cennet'e sordum ki bir anda uçsam ne yaparsın? Ama harbiden yani camdan atlayıp önce korkuyor. İntihar etti kuzen falan diyor. Bir bakıyor sonra havadayım. Geç o görüşürüz diyorum falan. Ne diyorsun? Görüşürüz. Peki nasıl uçarak uçuyorsun? Gidiyorsun? Peki, böyle şey gibi mi uçuyorsun? Biraz salak uçuyorum ben. Böyle falan yapıyorum. hani böyle Aymar yemiş gibi mi uçuyorsun? Hani... Aymar. Anladın mı? Evet. Aymar uçuşu var. Aymar uçuşu böyle şey. Ne oluyor? Bir önce mi uçuyorum tabii? Bir acemilik oluyor ya. Yoksa şey mi uçuyorsun? Böyle manyetoyu böyle dikey uçuyor ya manyeta böyle. Manyeta. Yoksa Erşan Kuneri mi yoksa? Bir de şey var. Onu biliyor musun? Iron Man uçuşu var bir de böyle. Neymiş Iron Man? Ha doğru. Dengede durmaya çalışıyorsun. Bagaz basıyor aşağıdan. Ara gaz basıyor. Batman uçuşu var böyle geliyor. Ananı sikeyim ama falan diye. Son Batman'de öyleydi ya. Düşüyordu falan. Acım uç. Yok yani böyle doğaüstü bir olaya hakikaten tanık olsan. Hakikaten. Ama hakikaten doğaüstü. Öyle yalandan medyuma gitmişsin. Bir kişiye söylemem.
Ama ortalıkta uçuyorum. Abi buna... ortalıkta uçma sen de. Gezin uç. Maske tak uçarken. Dur sen uçan kişi görenler... olarak mı söylemiyorsun? Tanık olan kişi olarak mı? Uçan kişi olarak. Abi ne anladık o zaman? Gezin uçarım. Mesela jönü gezdiriyorsun. Adam geçiyor önünden uçarak. Uçuyor yani. Hemen kafamı çeviriyorum. Bakmam. Bir de bence şöyle olması lazım. Mesela atıyorum. Bazen işte diyelim eve yürüyorum falan. Ay çok yoruldum oluyorum. Keşke uçsam diye düşünüyorum. Tamam şu uçum camından içeri girsem falan. Ama biz hiç şunu düşünmedik. Mesela uçmak da örneğin koşmanın belki de 5 katı yoruyor olması lazım. Aa, tabii güzel abi. Fikir. Uçmak da sıkıntı. diye sikerler deyip yürüyeceğim yani. Rüzgarı alıyorsun çıplak vücuda falan. Bütün buralar. Şeyimi takarım. Motosiklet montumu takarım. Mesela yazın çok kalın giyinmiş adam. Niye bugün kalın giyiniz? Bugün uçarak gideceğim çünkü. Karşıya geçmem lazım. Şimdi köprü trafiğiyle uğraşmayayım. Yağmurlu kalmış, rüzgarlı kalmış üstüne falan. Kalın giymiş, uçup geçiyor, toplantısı var ama toplantıya gittiğinde yoruluyor. Şey uçuyor muydu? Ayıp olmasın şimdi, yanlış hatırlamayayım. Hazreti İsa yükseliyor muydu yerden? Onda var mıydı o bir şey? Yok, o suda yürüyor. Suda yürüyor, o kadar uçabiliyor. O water walk büyüsü. O ev. Aynen, onda water walk var. Şey uçuyordu, Chris Angel falan. Bir Transmute water to şey var, şarap var işte, var. uçan peygamber yok galiba ya. Uçan peygamber vardır. Uçmayla ilgili herhangi bir yazı mazı, herhangi bir kutsal kitapta bir şey var mı? Bu da oturduğunda yerden yukarıda oturuyor. Yani nirvanacılar da var öyle bir şey, doğru. Küçük yüksek, o da hani böyle şey olmaz. Onu iş görmez yani. Hani hilesi var burada yanan ya. Yanan binadan adam düştü falan, hani o orada işe yaramaz yani. Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde aslında ruhunun bedeninden uçarak gittiği söyleniyor. Aha misyoner. Nereden biliyorsun bu kadar detaylı? Ayıp ediyor. Abi öldükten sonra herkes yükseliyor zaten. Keramet ölmeden yükseliyor. Ölmeden yükselememiş. Jason bir gün yolda yürüyordu, ona zorla bir kitap verdiler. Aldı okudu, ondan sonra kaptırdı kendini. Mesela tip ekşimiş mi bana mı öyle geldi? O zaman katli tükettiniz. Oha küpür küpür yediniz ve en sonunda buna karar verdiniz. Yok yok, ben bundan bir tane aldım. Şu güzel bak, şunu yiyin. Bu biraz bozulmuş. Mesela arkadaşlar bak ben sadece yiyorum. Hocam ben yedi diye dedim. Hey, inançlı adama dokanmaz. Bozulmuş sen seversin. Bugünkü temamız bu. Şu konuda beni aydınlatın. Ben saf ve temiz bir çocuk olduğum için bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi ben herhangi bir şeyi zan altında bırakmadan... dur. Herhangi bir şeyi zan altında bırakmadan genel olarak inançlı insanlar hakkında şöyle bir ön yargım var. Benimkisi ön yargı. Yalan söyleyince işte bu bir günah oluyor falan filan. Ama mesela geçen bir tane kız çıktı işte, yok binlerce yarı var falan filan dedi. Mesela o kız göz göre göre yalan söylüyor oluyor ya. Ne binlerce? Ooo canım takip et biraz olan bir tane şey. Kıbrıs'ta yatıyor. Abi Kıbrıs'ta al işte, günah yuvasına gitmiş. Ama bir şey değil mi? Helal olsun, çok kalite adam. Ne? Geçen hafta açık çağrı yaptım. Buradan kaç kişi açık çağrı yaptık. Kimse evet. Dinlemedi lafımızı. Evet. Dedim ki tatilin bokunu çıkardım Cansu'nun, geri döndüm şak diye döndü. Ulan hep iki hafta durdu, parası bitmiştir, manyak mısın sen? Allah Allah. Yeter dedim ya, nedir bu dedim. Kıbrıs'a sürgün müydü yoksa bu şey? Sürgün gönderdiler beni aynı. Orada bir türbe varmış, gittin mi oradan? Çok iyi ejderha şey var. Kıbrıs eskiden Türkiye Emparşisi'ymiş, oradan yapıp o ayrılmış falan. Ben merak ettim, hikayeyi bağlamadım. Ay pardon. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadınız siz. İşte hani anlamadım. Şeyler çarpıştı böyle, bak anlatayım şöyle eski tarzını atayım. Önce iki canavar geldi birbirine diye. Onlar böyle çarpıştı falan diye. İşte insanlar yaralandı, yazık, trafik tıkandı falan. Sonra millet o haberi abarttı ya hani, bir tane bir tipler falan. Metrobüs muhabbeti. Evet, evet evet, hatırladım. İşte biliyorsunuz ya. Ha biliyorum, kadın çıktı işte, binlerce yaralı, binlerce bilmem ne. Ölü var, ölü var sayılamıyor falan falan. Binlerce. Tabii. 99 kişi diye biliyorum ben. 99 kişi yaralanmış, hafif yaralanmış. Yaralı. Yani koca metrobüs yaralanmış. Kişi öldü, yaralandı. Bir vahşet var diyor. Arkada da öyle bir görüntü yok. Yani göz göre göre uyduruyor. Evet, göz göre göre yani. Günah mı? Bu günah değil miydi bu? Benim bildiğim. Nasıl oluyor peki bu iş yani? Bu neden, nasıl günah sayılır? Bir tane günah çok sıkıntı değil mi? Öyle bir hesap mı var? Hiçbirine hep bile susar kalırsınız işte ya. Valla Soma'da o kadar kişi maden kazasında öldü. Olur böyle şeyler, takdir ilahi dendim. İşte. Ondan sonra Ankara'da tren kazası oldu. Normal bunlardandı. Şimdi burada 99 kişi yaralandı ve çok şeyle, teknik altyapıyla alakalı olan bir şeydi. Şoförle ilgili bir hastalık. Ama otobüse şey. İmamoğlu sürüyormuş. Biliyorsun değil mi? İmamoğlu baldızı sürüyormuş abi. Baldızını atamış İmamoğlu. Baldızı İmamoğlu sürüyorlarmış. Bunlar böyle yapıyorlarmış. Onlar kafa kafaya gidiyor. İmamoğlu niye sürmüyormuş biliyor musunuz? Tatildeymiş. Balık restoranına gitmiş. Çakal biliyor musun? Profitium. Allah Allah. Stavrit yemiş. Şeyle beraber. Ulan bu ülkenin başındaki bütün dertler İmamoğlu'ndan çıkmıyor mu be abi? İmamoğlu ve rakısı. Metrobüs şoförüyle beraber gitmiş hatta. O yüzden kullanan yok. O zaman siktir et gel demiş. Atlamışlar. Metrobüsten. Metrobüste.
Geçmiş olsun diyoruz. Tabii böyle şakası yapıyoruz ama bir sürü insanın. Neyse evet. Kimse... bir iki ağır yaralanan oldu herhalde ama peki, inşallah Allah'tan şifalar diliyoruz. Oğlum sen 5 dakika önce bu ekşimiş demedin mi? Lav lav diye atmaya devam ediyorsun. Yazık benim hayatta en sevdiğim tatlı budur. Ekşimiş tatlı mı? Hayır ekşimiş. Uğruna ölürüm diyor Barış. Bu benim en sevdiğim tatlı ve bu her yerde bulunmaz. Adı ne? Adı ne bunun Barış? Buna bizim Karadeniz'de hurina denir. Nasıl attın beni diye. Hayır o atmadı. Bütün Karadeniz'den atıyor. Hurina. Cedete bak bir de böyle geçicilik yapıyor. Benim babaannemin ablası yapardı bunu. Bayramlarda ben en büyük hobim onlara gidip Yüksel teyzeden hurina yemekti. Biraz kokoreç gibi duruyor farkındasın değil mi? Değişik bir tipi sanki var. Sanki bir yani. Hayvanın bağırsağının içinde ceviz ve şeker doldurmuşlar gibi duruyor. O yüzden şu anda hafif bozulmuş olmasına rağmen çok hoşuma gidiyor. Yiyorum yemecek bir şey yok. Valla bak ben bozulmuş dedim burada duruyor. Ben peki bir şey soracağım. Sen sürekli Karadenizli olduğunu iddia ediyorsun. Ben senin bugüne kadar ne haçan dediğini ne bir doğa dediğini duymadım. İşte nasıl duymadın? Allah öyle spies uyguna ben de yaparım. Uy der. Uy çok güzelmiş bu der. Aa diyor hakikaten. Ya, uy diyorum. Hakikaten Karadenizli. Sen Karadeniz misin cidden? Evet. Nerede doğdun? İstanbul. Cerrahpaşa Hastanesi. İstanbul zaten Karadeniz 6 Ekim 1986. Yaklaşıyor. Bu bir sinyaldi galiba. Evet. Doğum günü partisi verelim. İşte bunlardan şey yap. Tatmin ol. Nasıl? O zamana kadar bir bu arada Geek Yapar'ın dün 9. senesiydi. Vay be. 12 Eylül 2013. 12 Eylül mü? 12 Eylül 2013. Sana bak. Niye 12 Eylül? Sunay Akın'ın doğum günü. 12 Eylül. Önemli kritik bir tarih mi? Tabii abi 80 darbesi var. Sen ona bir gönderme yok mu? Hayır senin yüzünden o gün geldi mi herkes o konudan bahsediyor. Manşetlerde geride kalıyoruz yani 3. sayfaya atılıyor anladın mı? YouTube kanalına açışımız mı 12 Eylül'müş? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Ya ne açmışsın? Açtıktan sonra ben username'i alayım diye açtım zaten. Büyük ihtimalle öyle olmuştur çünkü faaliyeti 2015'te geçmeye başladı. Sunay Akın'ın da doğum günü 1962. İşte şeyle 12 Eylül. Ömercan'ın dur kaçış evi deyip kaçış evlerini karşımıza aldığımız videoyla başladı. Evet, ve yaptığımız son skeç videosu oldu galiba. Hayır bir de burnum yok. Nerede yapıldı ondan yok, sonra. Yok yapıldı birkaç tane defa. Var canım arada yani sen. Sizde ortak. Muş piçka var. Ha muş piçkamız var. Burnum nerede var. Aa, yemek.com tarzı bir şey var böyle. Ha yemek.com var. O iyiydi. O bayağı güzeldi. Şimdi biz sen yokken bir takım konularda ahlak dersleri vermeye başladık. Mesela geçen haftaki konumuz röntgenciliktir. Röntgencilik iyi bir şey midir, kötü bir şey midir, hobi olarak yapılabilir mi yoksa bir taciz midir, sapıklık mıdır diye. Neyse ki taciz ve sapıklıktır şeklinde bir sonuç çıktı. Evet. Bu neyse ki bu hafta senin hazır Kıbrıs'a gitmişliğinden faydalı olarak kumar. Kumar iyi bir şey midir, kötü bir şey midir yoksa yapılmalı mıdır hobi olarak veya taciz ve sapıklık mıdır falan. Buyurun hocam. Kumar kötü bir şey değildir. Evet. Fakat ya bence kumar oyundur yani günün sonunda parayla oynanan. Ama fakat işte kumar bağımlıları şu bu falan diye. Bence asıl soru burada kumar bağımlılığından kurtarmak devletin görevi midir? Hadi bakalım. İnsanları. Rehabilite kumar dünyaları. Buna karışmak mesela biz de biliyorsunuz kumar yasak hiçbir türlü. Devletin görevi midir bu yani? Devlet bunu yasak edip etmemeli mi? Yoksa yani bu mesela işte madde bağımlılığıyla aynı şey mi? Aynı kategoride mi değerlendiriyor? Peki mesela şöyle oluyor ya işte mesela uyuşturucu bağımlısı olunca onun tedavisinde işte atıyorum eroin bağımlısı diyelim. Doz düşüre düşüre onu biraz veriyorlar. Çünkü bir anda kesince hani çok sıkıntı oluyor filan. Öyle bir şey. Mesela kumar bağımlısında mücadelesi bu şekilde mi? Yani haftada bir blackjack oynasın en azından. Önce bir blackjack işte sonra bir poker düşüyor. İçti filan bilmem ne derken böyle en son yazı tura atıyorlar doktorla. Bir gün aman diyor adam tedavi olmuş oldu. Böyle mi bunda tedavisi? Bu da başka bir soru. İki soru birikti. İkisi de birden cevap verebilirsiniz. O zaman Mehmet Ali Erbil'e bağlanıyoruz. Canlı bağlantı bugün. Benim çok eski bir dostumdur. Mehmet Ali Erbil mesela kariyeriyle kumar oynuyor öyle değil mi? Erbil o kumarları oynadı ve kaybetti. Geriye kalanı var artık. Geriye kalanı yani. Yanındaki yardımcı kızlar üzerine oynadı galiba o kumarda. Posası kaldı sadece. 10 yıl böyle Mr. Freeze tarzı dondurma yaptı kendini sonra geri döndü ya. Mr. Freeze'in karısı sayıydı pardon. Mr. Freeze donmuyor. Bu 10 yıl kayboldu geri döndü kaldığı yerden devam ediyor ama. TikTok videosunu gördün mü ya Mehmet Ali Erbil? Aa yok Mehmet Ali Erbil en kırın şeylerden bir tanesi. Ne TikTok'a girmiş. TikTok. TikTok. Falan yapıyor böyle yemin ederim. O böyle hatırlıyor musunuz onu? Evet. TikTokçu geldi hanım. TikTokçu geldi hanım. TikTok. TikTok. Duyduk duymadık demeyin. TikTokçu geldi. TikTokçu Mehmet Ali başlıyor. Mehmet Ali Bey.
Mehmet Ali Bey. Hayır, açıp izleyesim kalmadı yani. Hani sen yaptın. Birebir yaptın gibi geliyor bana yani. Daha da fazlası olmaz sanki. Önce böyle yaptı, sonra da çıktı açıklama yaptı. LGBT sapkınlıktır. LGBT'leri sokakta sopayla dövelim diye. Ha? Gerçekten mi? Evet, evet. Bunu ben okudum da. Senelerce Kuşum Aydınlar'la Fatih Yürekler'de sahnede böyle çikata çikata yapıp ondan sonra parası bitince bir anda ben bilmiyordum abi LGBT olduklarını. LGBT sapıklık abi falan diye çıktı bir anda. Yani Allah kimsenin ödeler bilir şu anda düştüğü duruma düşürmesin evet, çok gerçekten. Kötü. Çok kötü. Kötü yani şey. Yani hiçbir yeri yani tutulacak hiçbir şey yok yani. Bir değişiği de İbrahim Tatlıses. Ayakları böyle. Olur mu ya şeyde. İbrahim Tatlıses şansı versin herkese Allah ya. Şansından bahsediyorum. Tabii oğlum Terminator gibi ya. Yani böyle bir şey olamaz yani. 80'lerde 90'larda Barziz'de normal bir şeydi. Şimdi barzizm yok. O yüzden bu kişiler de köşesine otursun emekliliğini. Evinde böyle yapsın. Evinde salam yitsin ama. Evinde salam yitsin. Don indirsin. Şeyin öyle röportajı var ya bir tane. James Bond kimdi rahmetlik? Sean Connery. Sean Connery'nin öyle 60'larda mı ne bir tane röportajı var. Peki diyor yani kadınlara dövmek konusunda siz dövüyor musunuz eşinizi falan diyorlar 60'lar. Kadın sunucu bu arada. O da diyor ki ya şimdi kadınlar yani kadınlar birer çiçektir, böcektir ama bazı konularda bazen çok uzatıyorlar. O zaman bir tokatla uyarıyorum yani ben. Oha. Aslan gibi anlatıyor böyle herif. Koskoca yani Sean Connery onu yaparsa. Koskoca moskoca dedi ya İskoç köylüsü adam Allah Allah. İki tane oyun oynuyor diye sör yapmışlar zaten. İngiltere'de önüne gelen sör yapılıyor. Hadi konu İngiltere'ye gelmişken kraliçenin önünden hani kraliçe çok öldü diye sosyal medyada yaz tutan gerizekalıların taklidini yapalım. Hocam ama ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben hakikaten İngilizsen okey bu arada değil mi? Dur. Hayır onları demiyorum. Ha bizleri. Türkiye Cumhuriyeti 2022 senesinde vatandaş olan insanlar sosyal medyada kraliçe, kraliçe öldü. Ama sen belli ki Crown hayranı değilsin. Buradan yani bu çıkıyor ortaya sevgili canım. Ben manyak mıyım? Bana hayır abi, yani. Ben Crown hayranıyım ama büyük ihtimalle o oyuncu kadıncağız ölse üzülürüm yani. Oynayacak olan mı oynuyor? Kim oynuyor? Evet gelecek? O şey sonuncusuna o oynuyor mesela. O kadıncağız ölse ben de üzülürüm. Bana ne İngiliz'in monarkından abi? Hocam öyle deme. Ben gerçekten biraz üzüldüm. Neden biliyor musun? Çünkü bu kadın bir constant gibiydi. Yani yıl bin yıllardır var. Hala ve ben sonsuza kadar olacak gibi geliyordu. Yemin ederim. Mesela arada bir şeye düştüğü zaman işte haberlere düştüğü zaman bu kadın İngiltere Kraliçesi 94 yaşında top oynuyor falan tarzı. Evet diyordum ya yani aha. Hayat devam ediyor. Asla ölmeyeceğiz. Sana katılıyorum o bende de oldu. Şey gibi oldum böyle. Aa. Yaşlanıyoruz. Ölünüyor muymuş lan? Evet. Öldü yani. Kadından. Kadın göz kraliçesi falan oldum böyle evet ama yani. Şey gibi de olmadım yani. Benim gözümde üç büyük kale var. Abi niye öyle olasın? Senin babaannen değil bir şey değil tanımadım. Abi eşek kadar adamlar Twitter'da, Instagram'larda siyah beyaz kraliçenin fotoğraflarını paylaştılar duygusal müzik eşliğinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bahsediyorum ya. Üç büyük kale vardır benim gözümde. Biri Queen Elizabeth'ti gitti rahmet. Okey. Bir tanesi Papa'nın 6. Beğendik. Alıştı. Bir tanesi de Haldun Dorman. Neyse biraz. Üçü. Üçte iki asimilasyon. 95-96 yaşında. Bunlar giderse bir devir biter. Analog dönem biter benim için. Ama bitmişti zaten. Charles, Kral Charles. Dur, Crown'daki Charles hangisiydi? İkinci Charles. Değil mi? İkinci Charles. Genç çocuk. Tamam. Matt Smith onun oğlunu oynuyor işte. Ha okey. Oğlun değil, damadını şey, beğendim. Aynı Allah Allah. Allah. Sıçt. Ya nasıl bilmezsiniz bunu açınca? Kraliçe öldü. Bana öldü demeyin. Yapmayın. Gerizekalılar. Valla ben yıllarca bilgisayar oyunlarından faction leader'lar bilmem ne o ölüyor savaş oluyor bilmem ne çok hoşuma gider. O yüzden bu gerçekçi hayattaki şeyleri de çok seviyorum. Bazen peki, böyle gece uykum kaçtı abuk subuk konulara sarmayı çok severim. 2-3 kere de şeye İngiliz monarşisine sarmıştım. Arada çıkıp şey diyorsun hatta Türkiye'de nude mankenler için bir oluşum yok falan diyorsun. Oralarda anlıyorum ben senin gece dünyanı. Peki bir şey şöyle, söyleyeceğim. Bir dünya var ben ya. Baktım mesela efendim bir tane herif var. Aa gitmiş story'im. Story'imi koymuştum şey. Kent Prensi. Gördüm onu. Jönizm herif var. Abi ne jön adam be. Ne jön adam. Kent Prensi mi? Evet. Kent Prince işte. Of Kent. Kent of Michael diye bir herif. Kent diye Kent bir şey. Kent sigara var ya onun memleketi işte. Peki bu İngiltere'de kraliçe öldü diye kına yakanlar da var mı? Yani kına. İskoçlar var lan. İrlandalılar var bir kere. Hayır, peki bunu net İrlanda'da bir şekilde. İrlanda'da davul zurnayla düğün yapmışlar. Peki bunu net bir şekilde devlet tarafından cezalandırılmadan yapabiliyorlar mı? Yok canım. Cezası var. Var mı? Yoktur ya. Yok geçenlerde bir. Ama o Andrew'a pedofili diye bağırıyor diye o çocuk işte. Ha o değil. Abolish monarşi diye yürüyüş yapmışlar pankartlarla. Vay evet. Monarşiye laf edemezsiniz diye coplarla girmişler bunlara. Ya o oradaki polislerin heyecanıdır o. Var mı şeyinde? Magna Carta'da yazıyor mu sen? Görevden alınmış o polisler. Mesela belki de öyle oldu. Belki de yani. Belki de ateşi onlar yaktı. Hocam monarşi güzel bir gelir sağlıyor dedi Cevdet Canver. Yani. Geçen bir
dost meclisinde sohbet ederken dedi ki turistik olarak şu bu onlar dedi bilmem ne bir yere katılıyor. Ama götürdüğü kadarını getiriyor mu acaba canım? Götürdüğü kadarını getiriyordur ama götürdüğü hiç olmasa. Asla getiremez arkadaşlar. İngiliz kraliyet ailesinin bu dünyadan götürdüğünü kimse geri getiremez abi. Sen de amma emperyalist düşman olmuşsun kardeşim ya. Biz Allah. Hintliler anlat kanka. Heriflerin anasının anasıyla çiftleştirdiler. Ya 75 Allah sene ondan sonra doktoru da dizi çekiyorlar bile. Yalan kusura bakmayın. Adam ayakkabısını yiyor. Üç nesildir be. Yuh. Bir tane Arap bir adam uydurmayayım şimdi kimdir nedir bir yerin bir şeyi. Nelson zamanında demiş ki. Dodi El Fayyad. İleride demiş. Arap değil tabi. Sadece 4 tane kral kalacak dünyada demiş. Ateş, su, toprak, su, tahta. Pardon 5 demiş. Pardon 5 kral. 5 demiş. 5 kral demiş. Bir tanesi demiş İngiltere kralı demiş. Diğer 4'ü de İskambil kağıtlarının kralı var. Wow. Büyük üstad. Bir şey çıkacak. Bir şans. Bir şey, de bu kent prensi bunu söylüyor. Bu, böyle Arap dünyasından biri demiş. Ha, doğru. Dodi El Fayyad abi. Olabilir. Muhammed El Fayyad da olabilir. Babası. Arap dünyası. Arabistan'da insanların ismini yersin. Neyse bunu girmeyelim boşver. God Save the King'i söylemişler geçen. İlk kez God Save the King duydum ben. Doğru. Öyle, God Save the King'i ilk kez söylemişler. Kulağa acayip geliyor zaten. O ne? O Queen'dir yani. Evet. Ha, bunlar milli marşı God Save the Queen ya. Galiba milli marş zaten kraliçe hayattayken bestelenmiş. Beylik öyle. Hani 75 senedir God Save the Queen diyorlar. İlk kez kraliçe ölünce böyle God Save the King söylüyor. Herkes kağıda bakıyor bir yandan. Yanlış söylemeyelim. God Save the Queen. Buna mı bakıyorlar sen de? Başbakanlar, hükümet falan hep beraber şey. O da ilginç bir merasim var. Yani sorsan herkes şey diyor. Valla işte kraliçe falan tıraş aslında falan diyorlar da. Taht giyme töreni yapmışlar Charles'ın herhalde. Taht bu da giyme. Böyle işte tahta oturma ve üstüne bir şeyler atma töreni yapmışlar. Orada böyle hükümet, bakanlar falan herkes toplanmış böyle adama bakarak şarkı söylüyorlar. Biraz şey... Cringe yazıldı galiba. Yani şey oldum böyle, aga hani yani kralın bir etkisi yok falan ama bir yandan da başbakan dikilmiş marşını söylüyor adamın karşısına. Yani görüntü tamam. Olarak hoş bir görüntü değil yani. Ben olsam bu devirde başbakan olsam derim ki ben... Ben de bir rahatsız oldum bak. Ama yapamıyorsun işte hadi onu. 70 yıldır vardı bilmem ne ama bu devir kapandı. Şunu bekliyorsun Charles'tan, şu olgunluğu bekliyorsun. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Kusura bakmayın tamam annem çok iyi bir queen'di falan filan. Mami de diyor ya arada konuşmalarını. Her Majesty Queen Mami yapıyor. Mami öldü. Benim kral olmanın bir manası yok. Oğlumun torununu da jilet gibi yetiştiriyoruz. Gerek yok bırakalım. Zaten prens olmuş podcastçı zaten. Rahat gitsin okuluna jilet gibi olmasın böyle. Bırakalım. Kaldıralım. Kadını da bırakalım ya da yani. Şey şey oğlum herif 73 yaşında falan ne yapacak? Tamam geliyor. Ayakkabı tabii tamam diyorlar. Geliyorlar tamam diyorlar. Ve ertesi gün diyorlar ki hadi çıkın gidin buradan. Abi oradan çıkın. Buralar bizim diyor. O kadar çok kendisi. Onların mı? Tabii çoğun mülk ona ait. O zaman tamam biz gidiyoruz diyorlar. O konu çok konuşuldu şeyden sonra. Bu Meghan çocuğu aldı da aile mirasından kaçırdı ondan sonra. Hiç paramız yok falan onlar ya böyle. O arada şey çok konuşuldu. İşte İngiliz kraliyet ailesi bilmem kaç senedir İngiltere'den hiç vergi almıyormuş. Zaten topraklarının %65'i kraliyete ait olduğu için vergisi işte onu kirasıyla yaşıyorlarmış. Ah canım benim. Ay canım ya. Vallahi evinin faturasını ödeyememiş o yaşlı kadın. Çok üzüldüm ölünce. Ama bir şey söyleyeceğim. Kraliçe! O Buckingham'ın ısınma parasını falan nasıl ödeyecekler abi? Abi koca saray kolay ısınır mı ya? Hiç bu insanlar sormuyor bu kraliçe ne yani? Ne yani ne içer? Hocam 7 oda üstü. Bir havyal kaç para? Bakın 7 oda üstü bunu hiçbir zaman unutmayın. 7 odanın üstüne çıktığınız zaman... Masraflar triple oluyor ve çok zorlaşıyor. Ya 7 odaya şey kadar. 5 oda. Kadının kaç sarayı var? Bu bilgi kimin işine yarasın? Barış bizi kim izliyor zannediyorsun ya? Birinin birinde birisi gaza geldi diyelim. Çemişkezek'te bir arsam var dededen kaldı. Aldım ucuzu dedi. Şöyle bir devasa kendime 3 katlı 5 katlı yer yaptım. Kripto zengini seyircimiz 2 tane falan vardır ben söyleyeyim. Ha ya onlar da bilgi sahibi olsun. Şimdi cahil cahil gidip 10 odalı 20 odalı yer yaptırmasın ki. 6 odalı. 8 olsa ne olur? Boku çıkıyor. İşte 3 katına çıkıyormuş 8'de. Peki 7 ama bir tane de ardiye gibi küçük yok, bir şey. Yok olmaz, yok olmaz. Bir de psikolojin de bozuluyor. Böyle oluyor. 8 odada evim var benim. Isınamıyorsun bir türlü. Başka biri oluyorsun ondan itibaren. Siz ama çok şeysiniz abi yani. Zenginlerin işi zor bir kere. Bu kolay bir şey değil. İnsan geriyor. Ne zor be. Yani hani öyle kraliçe işte yediği önünde yemediği arkasında istediği yere istediği zaman gidiyor efendim. İşte istediği
ne içiyor, sıçıyor falan zannediyorsunuz ama nanay öyle bir şey yok. O hayran olduğun Kent Prensi yapıyordur onu. Tabii. Çok yakın olmayacaksın şeye. Michael gibi olacaksın, uzakta olacaksın, istediğini yapıyorsunuz ama. Kadın kraliçe diye kraliçeler gibi yaşıyor zannediyoruz. Kraliçe kadın böyle gezdi hayatı boyunca. Ne yaptı ki? Bir hayatında bir uyuşturucu mu kullandı zannediyorsun? Yok. Sarayın önüne böyle çiçekler yiyor ya insanlar. Kraliçe için yani bir çiçek, ikinci bir çiçek var. İki sıra var yani atıyorum. Metrelerce ama iki sıra sadece. Diana öldüğünde bu böyle 20 sıra filanmış. Vay arka kardeş. Arkaya iki videoyu koymuşlar. Ondan sonra demişler ki bitirdin lan kızı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakın o kadar Crown izledim. O kadar Diana belgeseli izledim. Filmi çıktı onu izledim. Hala şu Diana'nın alameti farikasını kafam almıyor arkadaş. Yok hocam biraz medya. Biraz o senin kafasısın. Medya hocam abi. Medya güzel kadınsın. Sohbeti ya güzel dedin ki. Ha güzel. Sohbeti muhabbeti güzel. Abi yani Diana benim kutsalım değil sayın seyirciler ama şimdi durup dururken kadını size savunma dürtümü coşturuyorsunuz. Tam ne? Bu bunlar ikna etmiyor beni. Bunları söylüyorlar. Sohbeti muhabbeti çok iyi. Fluent. Oğlum Diana o zamanın Kim Kardashian abi. Evet doğal. Niye ünlü biliyor musun? Çünkü ünlü biriyle seviştiği için ünlü bu kadar. Ama şöyle şeyler yapıyor canım işte bu kraliyetin bütün şeylerini eleştiriyor. Böyle mesafeli duruşları şey yapıyor gidiyor AIDS'liye sarılıyor mesela falan öyle bir numarası var. AIDS konusunda ciddi farkındalık yaratıyor. Kadın. Vay be. Ya vay be sen de AIDS'liye sarıldın mı? Hıyar gibi burada bize sarılıyorsun. Terleyip gidiyorsun. Ter birbirimize başka bir şey geçmiyor. Tamam o yani o kadar meşhur olmasına bir sebep gelmiyor bana. Çünkü millet birbirini yedi ya. Hocam yani... tek kanallı dönem. Öyle düşün. Barış açıkladı bak. Tek kanal, 2 radyo, 3 dergi. Hepsinin Allah'ın yanında Diana. Diana ve Michael Jackson var hepsinde aynı dönemde. Dayanılır gibi değil. Yani Diana öldüğü zaman Elton John'una Candle in the Wind şarkısını besteleyip canlı canlı çaldı. Bestelemedi. Bestesini değiştirdi. Ana o da böyle. Hepsi üçkağıtçı bu İngilizliğini ya. Candle in the Wind vardı zaten. Sonra bir şeye çevirdi onu. Ben de Diana'yı Aleyna Tilki'ye çok benzetiyorum. Yani okay. Bu tezini duymak istiyorum. Ne alaka açısından? Yani mesela Aleyna Tilki de ünlü oluyor bizim ülkemizde. Bakıyorum şimdi kıza. Allah başarılar versin, uzun ömürler versin de. Diyorum ki bu kız niye ünlü abi diyorum. O şey işte. Hayatımızda bu kız niye var? Çünkü o bir prodüktör şeyi. Projesi hocam. Bir tane genç bir kızı alalım. İşte. Ama Aleyna Tilki'nin sesi çok güzel. Türk sanat müziği de söyleyebilmem. Yani mesela atıyorum Tarkan'ı biz popçu olarak biliyoruz ama Tarkan'ın aslında Türk sanat geçmişi vardır ve sonra öyle bir... Güzel mi? Tabii. Aleyna Tilki'nin katıldığı bir program bir şey var. Bu adi pop şarkılarının dışında şarkıların dışında çok güzel böyle yüksek oktavlı bir sesi var. O yüzden de Selda Bağcan buna gel bakalım dedi. Ben bir numarayım ama kıvırcık saçlı bir cüceyim ama yanıma gel sen de söyle. Bugün herkese sallıyoruz. Selda Bağcan'a biri işte laf etti bu yüzden kim hatırlamıyorum. İşte Frodo. Ben artık seni sevmiyorum dedi. Gökhan bilmem ne laf etmiş işte. Athena Gökhan mı? Hayır bilmiyorum. Bir Gökhan yani. Yine işte bir tek Athena Gökhan laf atmış. Sen de hani basiretsiz sanatçıları al gibi falan. Selda Bağcan çok güzel bir açıklama yaptı orada. Siktir git amca. Hayır ama şöyle dedi. Sana ne? Açıklaması bu kadar. Bitti. Yani sana ne dedi? Güçlü bir sesi olduğu ama için o yüzden şey yapıyor. Ama tabii şimdi çok küçük neşeli böyle tam Amerikan dizilerindeki hayal şey... Hayran ondan kız tipi var ya o yüzden de genç kızlar ona bayılıyor. İnanılmaz kitlesi var. Popu tercih ediyor filan. Bir insanın yetenekli olması, kabiliyeti olması onu sanatçı yapar mı? Ya da kıymetli bir sanatçı falan. Kıymet bildirir mi? Sadece popülerlik konuşuyoruz. Size şimdi bir öykü anlatayım da dibiniz uçsun. Bir gün bir televizyon programına çok güzel gidiyor. Usta böyle 60-70 yaşlarında bir piyano ustası çağırıyor. Virtüözü çağırıyorlar tamam mı? İşte efendim diyorlar şöyle bir şey çalar mısın? Adam çalıyor böyle manyak bir ne bileyim Bach, Mozart bir şey çalıyor filan. Neyse sonra bir tane velet getiriyorlar 6 yaşlarında. Efendim diyorlar bakın bu arkadaş çok yetenekli. Çocuk çıkıyor adamın çaldığını birebir aynısını çalıyor. Ondan sonra adamın çaldığının birebir aynısını tek eliyle çalıyor. Ondan sonra adamın çaldığının birebir aynısını sadece böyle burnuyla çalıyor falan. Sonra işte adama soruyorlar nasıl çocuğumuzu beğendiniz mi sizce şey var mı? Evet diyor çok gerçekten yetenekli bir piyanist. Belki bir gün sanatçı da olur diyor. Mikrofonu atayım mı şuradan? Hocam bir gün Aragöl'e geliyorlar. Diyorlar ki Aragüler ne haber? Bende iPhone 14 var. Bununla çekiyorum. Kameram çok iyi. Oba! Diyorlar. Bu ne ya? Aragüler de aynı öykü işte. Anlasana. Aragüler de bak böyle oturuyor. Tıpatıp aynı kayıtta. Karşısında da Aydın Boysan var. Rakı içiyorlar karşılıklı. Aragüler şöyle tadı kaçıyor. Rakısından bir yudum alıyor. Sonra böyle diyor.
diyor. Makine de olsaydı marifet diyor. Dedem de çekerdi. Senin... Mesele makinede değil, mesele gözdedir, gönüldedir. O zaman ben de bir şey anlatayım. Anlat. Sonra da AK Parti kongresine gidiyor değil mi? Hala anlamadıysanız artık anlayacaksınız. Bir gün işte böyle bir tane konferansta, bilim konferansında işte bir bilim insanı bir makineden bahsediyor. Bir makineden bahsediyor, diyor ki bakın diyor buradan diyor odunu koyuyoruz diyor. Fışt, hemen sahnesinde buradan diyor sandalye çıkıyor diyor. Böyle işte güzel bir şey falan. Var mı diyor sorusu olan. Biri parmak kaldırıyor. Buyurun diyor. Peki diyor buradan sandalyeye koyduğumuzda buradan odun çıkar mı diyor. O da durur mu yapıştırıyor lafı. O teknoloji bir tek ananda var diyor. Oysa bence hayal gücü geniş bir çocuk bir soru sormuş ya. Bu kadar hayvan gibi bir karşılık vermeye gerek yok. Düşünsene o teknoloji ananda var. Bir de şey oluyor. Vakti zamanında öğretmen ders anlatıyor derste. Diyor ki arkadaşlar diyor bakın diyor. Nasıl diyor sıcak varsa diyor soğuk da vardır diyor. Sıcağın yokluğu soğuktur diyor. Anlatıyor böyle. Bir çocuk el kaldırıyor. Hocam diyor ben de öyle düşünmüyorum diyor. Kötülüğün olduğu yerde iyilik de olmak zorundadır. Demek ki Allah vardır diyor. Adam da diyor ki sen kimsin? Brateres diyor. O da diyor ki ben Albert Einstein diyor. Çocuk demiş ona. Einstein çocuk demiş. Hocam bir gün bir adam geliyor. Karşısına Ali Poyrazoğlu çıkıyor. Ali Poyrazoğlu adama bakıyor. İbi. Diyor gidiyor. Sonra başka bir adam geliyor. Ali Poyrazoğlu adamın yüzüne bakıyor. Şöyle bir inceliyor. Nasıl bir şey? Güzel diyor. Onayı veriyor. Diyorlar ki Ali Bey bu adamın diyor yüzüne baktığınızda diyor nasıl diyor bunu tuttuğunuzda bu adamı tutmadınız diyor. Ali Poyrazoğlu da diyor ki insan para gibidir. İçine baktığın zaman tuttuğunda Atatürk'ü görürsen insanlar. Cevdet hayret. Yetenek vs. sanatçılık tartışmasında Roger Waters'ın synthesizer'ı herkes kullanamaz hebele hebele dediği şeyi anlatacaksın zannediyordum. Onun yerine çok daha ders verici, çok iyi bir şey anlattı gerçekten gençler. Çok boşladı. Şeyi çok, Pink Floyd'u çok boşladı. Evet, Pink Floyd'u boşladı. Biraz başka gruplara da bakayım. Roger Waters açıklama yapmış, Cevdet Canber böyle olmuyor. Bu arada Roger dediniz madem. Ne dedi o? Roger Avrupa turnesini, son turnesi bu arada bir daha yapmayacak. Evet. Avrupa turnesini ayarlamış şimdi, Türkiye yok ama yeni şeyler, hani ayarlamalar geliyor demiş. Türkiye'de olabilir. Olursa gidelim. 2500 lira bilet. Ya ne olursa olsun vereceğim abi. Yani ne olursa olsun. Roger'ı gördük ya 2 kere 5 kere. Ama peki son konserini gördünüz mü? This is not a drill'a baktınız mı hiç? Ne olur bir bakın. Ne ya? Ya o kadar güzel bir sahne yapmış ki herif. Anlatamam yani. Sahnesi çok iyi mi diyorsun? Koskoca Roger Waters'a. Bir Seda Sayan bir Roger Waters. Roger'ı canlı izleyeceksin abi. Abi konserin başında şöyle yazıyor. Bak kocaman o işte 3D şeyler falan. Hoş geldiniz. Hologram diyor ki. Teşekkürler Türkiye'ye. Pink Floyd'u seviyorum. Ama Roger'ın politik muhabbetlerine katlanamıyorum diyenler. Siktirin gidin yazıyor. Vay be. Böyle başlıyor ve full politika dövme. Peki Roger Waters için Van Gogh gibi bir adam diyebilir miyiz? Yeah. Değerinin bilmesi yani lazım. Yani şöyle kulağını kesip gidip böyle bir şeye mektuba koyup Cevdet Canver'e gönderdi diyebilir miyiz? Öyle değil ki Van Gogh'un kez. Sen... Sadece Roger'ın değil, Van Gogh'un kulağını, geçti. Kulağını çıkarmak istedi o anda. Böyle bir kulağımdan bir şey çok yazıyordum. Sıkıldım, acıttı, ağrıttı artık. Benimki çok güzel valla. Herkese tavsiye ederim. 3 numara kulaklar. Neyse dedeler, muhabbetinize doyum olmaz, ben gidiyorum. Hayır. Hadi o zaman. Hayır, bugün dedik ya 24 saatlik program yapacağız. Üzgünüm. Klimanın serinliği geçti. Benim tek ev tırıma bakmam lazım. Hoşçakalın, ben gidiyorum. Neyine bakman lazım? Tek ev tırı. Ne? Ya geçen sene biz bir bağış yayını yaptık. Türkiye Eğitim Birimleri Vakfı için. Durduran. 270 bin TL'de bir para toplanmıştı. Onunla işte bir eğitim tırı yaptılar şimdi. Gelmiş tesisat sanayide. 270 bin topladınız mı? Helal olsun. 270 bin lira için tıra gerek yok ya oğlum. Bir briefcase'i sığar o. Çok zayıf bir espriyle bitir. Bir sonraki... Bize de at da koyalım burada. Yayın ne zaman olacak? Yine yapacak mısın? İleride öyle bir Ekim'de yapıyoruz işte bir de. Biz de 23 Nisan 29 Ekim tarihler belli. Ooo süper. Neye denk geliyor? Bir tanesi bir dakika. Random seçtik.
gelelim. Bir tanesi 23 Nisan Cem Yılmaz'ın doğum günü, 29 Ekim Zafer Algöz'ün. Onu seçti. Ona göre belirledik. Çok güzel. Abi yani gerçekten sevdiğimiz sanatçılarımızsınız dedik, onlar için seçtik. Harika. Bayram Seydan. En büyük bayramdır, kutlu olsun. O zaman yemeseydin bunu. Ve hepsini sen yedin biliyorsun değil mi? Evet. Vıj vıj olmuş. Bayrama vıj vıj yedim. Öyleyse arkadaşlar siz de cevaplarını bakayım aşağıya. Sizce kumar kötü bir şey midir? Haydi bakalım.